Yani size bir şey söyleyeyim mi? Hiç öyle neyime yazanları söylüyorum. Ben müziği şöyle dinleyen bir adamım. Çaldığı zaman ne hissediyorum? Ve de replay'e basıyor muyum? Ben bunu bir daha replaylerim mesela. Benim hoşuma gitti. Ritmi hoşuma gitti. Sözleri beni ilgilendirmiyor. Dinlerim ya. Arabada çalsa açarım sesini, dinlerim. Ya bir de bu adam müzisyen değil, bu adam şey değil. Ömrünü bilmiyorum tabii şimdi ama belki de bilmediğim bilgisi vardır da, bir detayı vardır da. Benim hoşuma gitti yani. Mesela chat'te neyler var? Açın, niye neyi var? Bir merak ettim. Bir abone çeşidi açıyorum. Niye mesela neyini beğenmediniz? Nasıl yorumluyorsunuz ney derken yani? Abi Aa, abone sen modunu açmışım. Pardon, dur. Instagram'da 120 kilo dedim, kızmadın değil mi? D. Of. Slow atsana. Biraz slow at şu 5 dakikalığına. Bütün sözleri aynı. Önemli değil ki. Ya söz mü arıyoruz şu an burada? Ben mesela söze hiç bakmadım. Ritmine tutuldum sadece. Kıskanıyorlar ya. Bana koyayım. Daha niye kıskansın adam Allah. Çok kötü. Dinlersin abi, ne güzel ya. Arkadaş aldın sana bunu. İnan senden geçemiyorum. Ya burada bu arada ne yatanların çoğu da akşam dinleyecek yatmadan amına koyayım. Güzel ama çok abarttı. Of, yazıları kesinlikle sadece kelime kelime görebiliyorum ya. Yardım etleri falan. Ya olabilir bu arada, beğenmeyebilirsiniz. Herkes beğenecek diye bir şey yok. Merak ettim niye beğenmediğinizi. Ben beğendim. Şeyde eleştiri beklemeyin benden. Yalnız bakın, ritminde şöyle bir hata var. Diyemem. Bilmiyorum abi böyle şeyleri. Böyle ömrü müzik dinleyerek geçen ve geçmiş bir adam değilim yani. Hani açarım, dinlerim. O kadar, ha bir dakika, bir eleştiri yapmış. O kadar doğru düzgün söz yazan insan varken Türk milleti saçma sapan anlamı olmayan şarkıları dünyada birinci yapıyor demiş. Yani sen diyorsun ki ne sanatçılarımız var, ne klipler, ne parçalar yazıyorlar. Şöyle bir hite erişemiyorlar diyorsun. Sizce bu şey mi? Yani bu kimin hatası? Kim bunun sorumlusu ya da? Ya da bu insan trendde bir numara olmuş, işte kaç saat oldu bilmiyorum. Bir gün mü oldu? 12 Temmuz diyor. Dün mü paylaşmış? 17 milyona çıktı diye küfür mü edilmeli ya da dibe mi vurdurtmalı bilmiyorum ki. Ya ben burada mesela sizin gibi düşünmüyorum. Ben burada başarı öyküsü görüyorum. Fark etmez yani. 1,4 milyon like almış. 1,4 milyon like ne amına koyayım. İzlenme gibi. Ben 1,4 milyonluk videom var diye övünüyorum. 1,4 milyonluk like alıyorum. 1 milyonu ben yaptım. Şey, beynim algılamadı oradaki şeyi. 1400 falan sandım onu. Hayır ama bizim ülkeyi seviyor ya boş eleştiri yapmayı. Nasıl ol? Klibi çözemedim. Çekimler falan çok güzel burada, oynayanlar falan. Klipte ne oluyor onu anlamadım. Bir daha izlemem lazım sonra. Ne enjekte? Tamam. Ne enjekte diyorlar ona? Gözlerime bak, yalan söyleme gözlerime bak. Yalan söyleme, gözlerime bak bu kez. Yalan, gözler yok. Bu kez yalan yalan söyleme gözlerime bak, bu kez yalan yalan söyleme gözlerime bak, bu kez gözlerime bak. Bir de neyi vardı? Rayman yazmışım bu arada. Dur lan, ayıp çocuğa. Rain Man derdim olsun. 223 milyon. Ben kaybederken Azrail seyre dursun. Bu bambaşka bir şey mesela. Ha, açıklamada yazıyormuş klibin şeyde, açıklamasında. Karakterimiz Rain Man, gizemli bir şekilde kendisini deney akvaryumunda simülasyona dahil edilmişken bulur. Pardon. Tıkandım bir an. Bu simülasyonun amacı insanları duygularından alıkoyarak onları tamamen yaşayabilecekleri bir sanal dünyaya hapsetmektir.
Kardeşim, Eightborne'a bence başvuru yapsınlar. Karakterimizin öfke, korku, eğlence, üzüntü gibi duyguları sanal gerçeklikte kolayca taklit edilmiş ve Rain Man simülasyona tamamen hapsolmuştur. Deney başarılı bir şekilde ilerlerken doktorun hesaba katmadığı taklit edilemez bir gerçeklik ortaya çıkar. Sikiş tutkusu yazmış. Ne alaka lan sikiş tutkusu? Black Mirror. Black Mirror. Lan az önce 16 milyon izlenmedeydi. O siktir 1 milyon mu arttı lan bir refresh'te? Bakayım 17.72. Keçilerden mi alıyor şu an? Dur lan. İzlenmiyor ya video.